Kıymetli izleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Lütfiye Sema Ahrazoğlu. Kaymek'te hazır giyim öğretmeniyim. Buyurun hocam, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Tülay Çetin. Kaymek'te hazır giyim öğretmeniyim. Sizlere bugün pratik elbise kesimi ve dikimini göstereceğiz. İnşallah güzel bir program geçiririz. Bu arada programımıza Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç yoğun programından dolayı katılamadı. Bunun da bilgisini vermek istedik. İnşallah ilerleyen programlarda aramızda görmek istiyoruz başkanımızı. İnşallah. Ve bizleri Kaymek YouTube kanalı üzerinden, Instagram üzerinden daha detaylı istemek istiyorsanız Kaymek YouTube kanalı üzerinden abone olarak izleyebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Başlayalım Sema Hocam. Buyurun. Hiç bekletmeyelim. Öncelikle yapacağımız şeyi gösteriyorum. Evimizde bize rahat gelen, sevdiğimiz bir kıyafetimiz, severek giydiğimiz bir kıyafetimizi kalıp olarak kullanacağız. Şu şekilde bir giysimizi seçtik. Bunu biz pratik size keserek göstereceğiz. Şu şekilde hazırlayalım. Kumaşımızı masaya seriyoruz. Kumaşımızı kesmeden önce nelere dikkat etmeliyiz Sema Hocam? Şimdi kumaşımızın tersini ve düzünü kontrol ediyoruz Sema Hocam. Genellikle kumaşımızın tersi ve düzü bellidir. Fakat bazen ayırt edemeyebiliyoruz. Evet. O zaman kenarında şu şekilde göz deliklerimiz var. Batan kısım ters, çıkan kısım düz kısmıdır. İğnemizin battığı kısım ters, çıktığı kısmı düzdür. Buradan ayırt edebilirsiniz. Şu şekilde tersin düzünü ayırt ettim. Daha sonra kumaşımın enini ve boyunu kontrol ediyorum. Eni esneyen kısmı, eni esnemeyen kısmı boyudur. Biz kalıbımızı yerleştirirken boyuna yerleştiriyoruz. Yerleştirmeden önce toplu iğnemizi alabilir miyiz? Buyurun. İğneliyorum, kumaşım kaymasın kumaşımız diye. Kumaşımız düz bir kumaş Tülay Hocam. Evet. Özellik gösteren kumaşlarımız var, desenli kumaşlarımız var. Mesela kadife kumaşlarda hav yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu durumda kalıbı nasıl yerleştirmeliyiz? Şimdi evet, özellik gösteren kumaşlarımız var, haklısınız. Evet. Kadife kumaşımız var, ekose kumaşımız var, çizgili kumaşımız var. Kadife kumaşlarımızda giysimizi, kalıbımızı yerleştirirken şu şekilde etek ucu, kalıbımızı bu şekilde yerleştirdiysek önümüzü, arkamızı da aynı şekilde yerleştirmek zorundayız. Yönlerimiz aynı olacak. Evet. Ters yöne koyarsak şu şekilde, hav yönlerimiz ters olduğu için giydiğimiz vakit sıkıntı yaratır. Yön farkı olur ve renk tonu da fark olur. Evet. Ekose kumaşlarımızda ise çizgilerimizi, ekoselerimizin karelerini denk gelecek şekilde sık sık iğnelemeliyiz. Çizgilerimizin takip etmesi gerekir. Yine iğnelerken onlara dikkat ediyoruz. Kesiminde zaten dikkat etmemiz gereken çok şey var ama yerleştirirken onlara dikkat ediyoruz. Hazır giyim her zaman detay gerektiriyor evet, galiba. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi bunda sıkıntı yaratacak bir durum yok. Düz bir kumaş, dalgıç kumaş tercih ettik sizin için. Evet. Bir de söylemem gereken şimdi esneklik, evet esneklik. Şimdi bu elimizde bulunan evet, triko bir kumaş esnekliği daha fazla, dalgıç kumaşınızın esnekliği biraz az. Buna dikkat ederek bolluk payı vereceğiz çizerken arkadaşlar. Ona dikkat edin. Kumaşınızın esnekliği aynı değilse bolluk payı mutlaka verin. Evet. Bu arada sevgili izleyenlerimiz, sizlere de selam olsun. Betül Hanımlar, Ayşe Hanımlar, Miray Hanımlar, çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Teşekkürler. Şimdi iğneliyoruz. İğnemizi Buyurun. Alabilir miyiz? Koltuk altına gelecek şekilde iğnemizi takıyorum. Bakın ikiye katladım giysimi. Evet, sık sık iğnelersek iyi olur Sema Hocam. Kalıbı ne kadar düzgün evet, yerleştirirsek. Evet, kalıp önemli kesinlikle. Evet. Kalıbımız önemli. Kalıbımız düzgün olursa dikişimiz net, giysimiz güzel çıkar. İğneledim şu şekilde. Büşra Ünal Hanım'a da buradan sevgilerimizi yolluyoruz güzel dileğiniz için. Şöyle yapıyorum. Evet, öncelikle ön bedenden başlıyorum. Önüm kumaş katına. Neden? Önümde dikiş yok. Önümde dikiş olsaydı, özellikle olsaydı kumaş katına koymayacaktım ama kıyafetimiz dikişsiz, düz bir elbise. O yüzden kumaş katına, bakın kumaş katı dediğim kumaşımın katlı olan kısmıdır. Şu şekilde koyuyorum.
Evet. Burada dikiş payı vermiyorum. Sıfır. Bakın. Hemen katladığım yere. Şu şekilde. Bu kısmı iğnelememize gerek var mı? Gerek var. Kaydırmayalım. Mümkün olduğu kadar iğneleyelim. Deforme etmeden kumaşımızı. Ben çok iğneliyoruz diye de kumaşımızı zedelemeyelim. Çok sık iğnelemeye gerek yok. Kaygan kumaşsa daha sık iğneleyelim. Kaygan değilse o kadar da iğnelememize gerek yok. Evet. Şu şekilde iğneledim. Bu arada bizleri Kaymak YouTube kanalından daha detaylı izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi yakadan başlıyorum. Burada şu şekilde çekelim. Şöyle. Önce net bir çizgi çizmeyelim arkadaşlar. Seyirciler, şu şekilde kesik kesik yapalım. Daha sonra netleştirelim. Omuz çizgisi çiziyorum. İşaretledim. Şurada iğnemi alabilir miyim? Tabii ki. Bakın. Buyurun. Şu kol dikişinden iğneliyorum ki kol evimi daha rahat çizebilmek için. Bakın. Kol dikişi, kol evinden iğneler takıyorum. Bazen iğneler kırılabiliyor. Evet. Biz her zaman herhalde şu nazara geldik diyoruz. İğnelediğim yerden kesik kesik kol evini çiziyorum. Cetveli nerelerde kullanmamız gerekiyor? Cetveli kol kavislerinde, kalça kavislerinde riga evet. kullanıyoruz. Düz hatlarda cetvel kullanıyoruz. Orada rigamız var. Evet. Sen hocam gösterirseniz. Şu şekilde. Bu şekilde değişik rigalarımız var. Kavisli yerlerde, kol evlerinde, kalça hatlarında bunu kullanıyoruz. Şu anda ihtiyaç hissetmiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Elimizde bulunan elbisemiz düz bir elbise. Biz bunu kalem elbiseye çevireceğiz. Az sonra onu da göstereceğim. Evet. Bu arada elbise boyumuz nasıl olmalı? Modelli bir elbisemiz, etek ucu volanlı. Volanlı, evet, volanlı bir elbise. Evet. Volan boyumuzu çıktık biz. Şu şekilde. Şimdi cetveli alıp netleştirebilirim. Omuz. Omuz çizgim. Bakın. Çiziyorum. Nurcihan Hanım, Asiye Hanım çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz Çizdim. İçin. Çizdim. Bu arada Tülay Hocam öğrencilerimiz de yazmakta. Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizleri çok özledik kıymetli kursiyerlerimiz. Evet, kursiyerlerimizi bu arada çok özledik. İnşallah en kısa zamanda birlikte oluruz. Sağlıklı günlerde. Şu şekilde önce ben direkt kendi kalıbımı çiziyorum. Sonra kalem elbiseye çevireceğim. Bir de şu anda yaptığımız yuvarlak yakalı bir elbise. Bakın. Fakat Sema Hocam biz bunu... Evet. V yaka isteyebiliriz, kare yaka isteyebiliriz. Onu burada hemen gösterelim. Mizramızı atıyorum. V yakalı bir giysi istiyoruz. Hemen omuz çukurundan ölçüyorum. Açıklık ne kadar istiyorum? 22 santim. 22 santimi ölçüyorum. Omuz başına koyuyorum. Şu şekilde. 22 santim biraz açık geldi. 20 santim yapalım. Evet. Şu şekilde. Peki Tülay Hocam. Hemen burada bir değişiklik yapabiliyoruz. Evet, evet Sema Hocam. Ben onu söyleyecektim. Değişiklik yapabiliyoruz. Prova aşamasında da değişiklik yapabiliyor muyuz acaba? İzleyicilerimiz merak ediyorlar. Tabii ki. Paylarını fazla kesmezsek, evet. eğer açık gelirse payından toparlayabiliriz. O yüzden risk atmamak için bu kısımda payını fazla kesmeyelim. Teşekkür ediyoruz. Kare yaka istersek yine aynı şekilde omuz başına geliyorum. Şu şekilde. Farklı farklı yaka teknikleri gösterebilirim ama bakın şöyle geldim. Bakın kavisli bir yaka çiziyorum. Evet. Yani diyeceğim burada kesinlikle yakada farklılıklar yapabiliyoruz. Değişiklikler yapabiliyoruz. Biz şu anda bunlara girmiyoruz. Sadece yuvarlak yaka. Bakın. Evet. Şöyle çizdim, netleştireyim. Peki etek ucunda bu elbisemiz şu an düzler inen evet. bir elbise. Etek ucunda nasıl bir işlem uygulamalıyız ki kalem elbise yapalım? Tamam. Çünkü volan çalışacağız. Etek ucundan 2,5 ya da 3 santim kadar içeri giriyorum. Kalça hattım. Kalça hattım neresi? Belden aşağı 20 ya da 21 santim indiğimiz noktadır Sema Hocam. Kalça hattı. Şu şekilde. Orayla etek ucunu birleştiriyorum. Bakın. Aslında ben cetvel kullanmadan elimle daha rahat çiziyorum Sema Maşallah Hocam. Maşallah eliniz çok Yani alışmış. Şu anda evet cetvelle çiziyorum fakat açıkçası ben bunu evet. derslerimde kesinlikle...
elimle daha düzgün çizdiğimi düşünüyorum. Peki bu modeli düzler yaptık, evet, kalem yaptık, çam yapmak istiyorsak ne yapacağız? O zaman da açıklık ne kadar istiyoruz? Atıyorum 5 santim bizim için yeterli oluyor Semacığım. Evet. Yine bu şekilde yine kaydırmadan kalçamda sıfırlıyorum ama çok birden küt diye sıfırlamıyorum, evet, Semacığım. Şu şekilde açıyorum. Evet. Buradan öğrencilerimiz sürekli yazıyor. Biz de sizlerle olmaktan mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun öğrencilerimize. Evet. Çok özledik diyorlar. Ben de, biz de özledik, kendilerini çok özledik. Şimdi arkamı yerleştireceğim Sema Hocam. Evet. Elbisem alabilir miyim? Şimdi iğnelerimizi çıkarabiliriz sanırsam. Çıkarmayalım, çıkarmayalım. Tamam. Aynı şekilde devam edebilirim. Tamam. Şu şekilde yerleştireceğim. İsteğe göre boy ölçüsü, volan, evet, genişliği değişebilir. Kesinlikle. Arkada fermuar çalışması olduğu için 2,5-3 santim kadar dikiş payı bırakıyorum arkadaşlar. Arkada fermuar çalışmamız var çünkü. Basen kısmımız arka bedende de aynı mı Tülay Hocam? Evet, arkada da 0,5 ya da 1 santim kadar bolluk olabiliyor. Evet. Burada düz boyutluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Şurayı kesip attığımız için Sema Hocam, burayı dikkate almıyorum. Buradan içeri 3 santim, özellikle acemiysek, yeni başladıysak, evet, lütfen buna dikkat edelim. Biz şimdi hani göz kararı yerleştiriyoruz ama sizler lütfen dikkat edin. 3'er santim düz boyutluğunu önde yapmadım. Neden? Direkt kumaş katına yerleştirdim. Evet. Ama arkada lütfen şöyle 3'er santim ölçelim. Arka ortasında, evet, fermuar, arka ortası fermuar çalışacağım. Ve burayı mutlaka çiziyorum kaydırmamak adına. Evet. Bu arada kıymetli izleyenler, ilerleyen dakikalarda bir sorumuz olacak. Sorumuzu bilen ilk seyircimize güzel sürpriz bir hediyemiz de olacak. Lütfen takipte kalalım. Şu şekilde yerleştireceğim. Bakın arka ortasını yine bakın kaydırmadan yerleştiriyorum. İğne alabilir miyim? Tabii, buyurun hocam. Teşekkürler. Evet, toplu iğnelerimiz de kalın olmamalı. Evet, kumaşımızı incitmesin, zedelemesin. Mümkün olduğu kadar paylarından iğneleyin arkadaşlar. Şu anda kalıp olmadığı için kaymasın diye ben giysimden tutturuyorum. Normalde kalıp parşömen kağıdında burada kalıbımız olsaydı dikiş paylarına gelecek şekilde iğnelerimizi takalım. Evet. Ki kumaşımız zedelenmesin. Mehmet, evet, Bey, İdil Hanım, Merve Hanım, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bayağı mesaj gönderiyorlar. Hepsini okuma fırsatı bulamıyorum. Kusura bakmayın kıymetli izleyenlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine kol evimi çiziyorum. İğnelerimi bakın şuradan takmadım ama ben bir söyleyeyim tekrar. Şu şekilde iğneleri kol dikişine, kol evinin olduğu yere iğnelersek bakın, İğneledim. Oradan işaretlerim. Peki ön kol oyuntusuyla arka kol oyuntusu arasında fark var mıdır? Hep, evet, merak konusudur bu. Kesinlikle ön kolumuz biraz daha oyuktur. Arka, evet, kolumuz daha dışa doğrudur. Önümüz daha oyuktur. Çünkü neden? Arkamız, bakın çektiğim zaman rahatlık payı olsun diye. Burada, evet, mutlaka bir bolluk var. Özellikle ceketlerde bunu fark ederiz. Kesinlikle. Her zaman şu hareketi yaparız ceket alırken. Takipçilerimiz de mutlaka alışveriş yaparken buna dikkat ediyorlardır. Evet, Sema Hocam şuradan alalım. Yardımcı oluyor Tülay Hocam. Bir de şuna dikkat edelim. Şimdi ben buradan çizdiğim için belki ola ki omuzlarım eşit olmayabilir diye kontrol amaçlı hata yapmayalım. Ölçüyorum. 12 santim omuz. Burada yanlışlık olmasın. Bakın 11,5 olmuş. 12 santim. Burayı mutlaka omuzlarımız eşit olacak bayanlar. Evet, çok güzel. Şu şekilde yine ben elimle çiziyorum. Siz riga kullanabilirsiniz. Bakın. Rigamı şu şekilde koydum. Ben burada hatta bir izleyicimizin sorusu var Tülay Hocam. Ön buyursun. Bedende etek ucunu daratmıştınız. Arka bedende kesinlikle nasıl olmalı? Kesinlikle daratmalıyız. Aynı ölçüye girmeliyiz, evet, hatta. Teşekkür girmezsek ediyoruz. Dönme olur. Bu pantolonlar için bütün giysilerimiz de aynıdır. Önde ne kadar daraltırsak arkada aynı işlemi yapmak zorundayız. Yoksa dönme olur. Evet.
Evet, gayet güzel. Umarım ve net. Umarım ekran karşısında rahat izleyebiliyorsunuzdur, takip edebiliyorsunuzdur. Çünkü burada amaç sizlere bir şeyler öğretebilmek, yardımcı olabilmek. Gayet evet. De pratik bir şekilde çizim yaptık. Şimdi çizdim. Evet. 2,5 santim. Zaten burada biraz dar olduğu için Sema Hocam. Şu 2,5 alıyorum. Sanırsam program sonrası izleyicilerimiz evde olan bir kıyafet üzerinden kalıp i̇nşallah, çizip kesebilecek inşallah. Şu şekilde. Evet, ön ve arka bedenim hazır şu anda. Kesim hazırladım. Önde kalan boşluklara da değerlendiriyoruz. Zaten kumaşımızı mutlaka ekonomik yerleştirmeliyiz. Şu anda kaydırmadım ekran karşısında ama büyük bedenli bayanlarda çok sıkıntı olmuyor. Bakın bizde boşluk bayağı kaldı. Evet. Bu boşluğumuzu değerlendirebiliriz. Kol volanı koyabiliriz, pervaz koyabiliriz. Yani kumaşımızı lütfen ekonomik yerleştirelim. Kesim için hazır mı Tülay Hocam? Evet, şu anda kesim için hazır. Keselim. Perihan Kuş, kolay gelsin hocalarım diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şenay Özdemir Hanım, kolay gelsin diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. 1,5 santim dikiş payı verip hayırlı uğurlu olsun bu arada. Kesiyorum. Peki. Yeterli. 1,5 santim, 2 santim yeterli dedi. Evet, tam onu soracaktım. Yeterli. Her yerde mi 1,5, 2 santim dikiş payı vermeliyiz? Hayır. Kol evlerinde yakalardan birer santim koymamız kafi, çok koymamıza gerek yok. Evet. Şu şekilde. Bakın buralarda daha az koydum. Yakam kapalı olabilir. İsteğe göre genişletebiliriz. Riske atmamak için ben çok fazla oymadım yakamı. Evet. Onu dediğim gibi prova olduktan sonra yakanızı derinleştirebilirsiniz. Her zaman fazlaya çare var hanımlar, evet. Ama dara yok düşüncemiz var hazır giyimde. Şu şekilde. Evet. Ön bedenimiz. Önümüz hazır. Hazır. Şöyle tutabilirim. Daha rahat keselim. Tekrar ediyorum kıymetli izleyenler. Bizleri Kaymek YouTube kanalına abone olarak daha detaylı izleyebilirsiniz. Evet, abone olursanız. Orada evet. Daha netlik var zannedersem Sema Hocam. Evet, o yüzden net, daha detaylı gösteriliyor. Ayrıntılı bir şekilde bizi görürler, daha net görürler. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bir kusurumuz oluyorsa affola. Haliyle zaman kısıtlı. Ancak bu kadar yapabiliyoruz. İnşallah memnun kalırsınız. İlerleyen programlarda çok daha güzel şeyler yapacağız. Bize sorusu olanlar sorabilirler. Hatta evet. Önümüzdeki derslerde istedikleri bir şeyleri varsa, talepleri varsa alabiliriz. En çok istedikleri şeye karşı biz onlara karşı hazırlıklı evet, olalım. Burada ismi istiyorlar? Tam belli değil ama bir öğrencimiz hazırlık galiba yaparız. Yazmış Tülay Hocam. Şu anda aslında derste olmam gerekiyordu. Keşke olabilseydik ama inşallah en kısa zamanda. Sema Hocam için derse gidemedim yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda birlikte olacağız. Biz de istiyoruz. Biz de özledik inanın. Evet. İnşallah bu günlerde birlikte geçer. Aynen inşallah. En kısa zamanda birlikte oluruz. Bunu içtenlikle diyorum yani şey değil. Bu arada özledim. Bir şey dikkatimi çekti Tülay Hocam. İzleyenlerimiz de merak edebilirler. Tabii ki. Ön yaka oyuntusu ile arka yaka oyuntusu arasında da fark vardır. Tabii ki. Bu ama net değildi. 1,5-2 santim oynar Sema Hocam evet. Ama dediğim gibi model özelliğine göre daha derin yakalar olabildiği için standart bir ölçü yoktur evet. Aslında. Mesela V arkası detaylı V yakalı elbiselerimiz olabilir. Evet. O yüzden oralarda evet. Çok fazla net bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bir de şunu söylemek istiyorum. Burayı çizdim. Bu çizgiyi nasıl karşı tarafa geçirebilirim? Bir gösterelim. Evet, pratik yöntem. Şimdi çizdiğimizi şurada hatta göstereyim. Burada yapmak evet, istemiyorum. Şöyle karbon kağıdımızı vereyim size Tülay Hocam. Bir de ruletimiz olacak. Sabunla çizdiğim yeri bakın biraz daha bastırarak çizerim. Ya da burada gösterelim. Daha iyi anlaşılsın. Çizdim. Bakın. Netleştirdim. Şu şekilde içte kalacak şekilde bakın katladım çizgim iç burada bakın üst üste tam denk getiriyorum. Evet.
Bol tel tekniğimiz var. Onu da gösteririz ama çok fazla tavsiye etmiyoruz. Hani biraz daha pratiğe yönelmek istiyoruz. Bol tel tekniği biraz eskilerde kaldı. Çok istemiyoruz. Evet. Ama bazı kumaşlar için gerekli. Atıyorum şifon dikiyoruz. Detaylı bir modelimiz var. Bol tel çalışalım. O zaman titizlik ister. Bol tel ile çalışırsanız daha düzgün olur işiniz. Fakat şöyle basit düz bir elbise için kumaş özelliğimiz çok kaygan değil. Dikimi çok rahat. Evet, net. Hiç gerek yok. Kendimizi yormayalım. Ya dikiş zaten çok zevklidir ama biraz zahmetlidir. O yüzden kendimizi hiç yormadan, zevk alarak yapalım işimizi. Bakın çok hafif dokunuşlarla çizgim, bakın, evet, karşı tarafa geçti. Geçmediği takdirde de sabunla daha tekrar netleştirebiliyoruz aynı şekilde. Bir de rulet tekniğimiz, rulet tekniğimiz var. Onu da göstereceğim. Bunu da gösterelim. Bakın şu şekilde karbon kağıdımız. Beyaz kısmı, bakın, burada da dikkat etmeniz gereken, şimdi kumaşımın ters yüzü burası. Ters yüzüne gelecek şekilde koyacağım. Buraya koyarsanız düzüne koymuş olursunuz, olmaz. Araya koyuyorsunuz ki, bakın, şu şekilde, tabii ki bu, şunu şöyle yapmam gerekiyor. Açabiliriz biraz daha. Bir dakika Semancığım. Kumaş seçimimiz... bizi biraz rahatlattı sanırsam. Net olduğu evet, için evet, değil mi? Evet evet. Volanlı bir elbise dikeceğiz. O yüzden volan duruşları bu kumaşta, dalgıçta daha güzel durduğu için. Birçok kumaş türü kumaş var. Kumaş türümüz var. Evet bakın. Şu şekilde koyuyorum. Ruletim. Hayriye Ünlü çok özledik Tülay Hocam demiş. Çok teşekkür ederim. Ben rica etsem çocuk elbisesi uygulaması gösterebilir i̇nşallah, misiniz? İnşallah. Önümüzdeki tabii ki ilerleyen programlarda göstereceğiz hanımlar. Bakın. Zaten biz de çocuk elbisesi düşünmüştük. Evet düşünmüştük yani, Tülay Hocam. Yapabiliriz tevafuk inşallah. Tevafuk oldu inşallah. Bu şekilde bakın ruletleyerek geçirebilirim. Evet. Bunlar pratik yöntemler. Bu da kolay bir yöntem ama kesinlikle. Rulet her zaman bulamayabiliyoruz. Bulamayabiliriz ama çok sıkıntı değil Semacığım. Kalemle bile çizsek oluyor. Rulet kullanmak zorunda değiliz. Evet. Karbon kağıdı olsun yeterli. Şimdi bu çizdim. Önümü de çizmiştim, kesmiştim. Evet. Şimdi birleştiriyorum bu şeyi, parça kumaşımız. Ben şöyle iğnemi koyayım. Şimdi birleştireceğim. Hemen. Bu arada hazır giyimde kullanılan birçok materyaller var sevgili izleyenler. Çıt makasımız var. Çok keyiflidir bu makası kullanmak. Buradan kursa gelen kursiyerlerimiz özlemiş olabilir bu çıt makasını. Kumaş makasımız, mezuramız, ruletimiz, bunların hepsi hazır giyim için temel malzemelerdir. Evet, olmazsa olmazlarımız. Evet ve iğnemiz. Bu arada iğnedanlığımız da çok şık, kavanoz kapağıyla böyle süslü bir iğnedanlık da yapılabilir. Evet evet kesinlikle. Bakın şimdi geçirdim. Şimdi birleştireceğim izleyicilerimiz. Şu elbisemin düz yüzü, çizdiğim kısım tersti. Bakın düz yüzünü yatırdığım masaya. Omuzlardan başlıyorum. Düz yüzü düz yüzüne gelecek kesinlikle birleştirirken. Düz yüzünü koydum. Arkamın düz yüzünü elime aldım. Üst üste gelecek şekilde koydum. İğne verebilirim. Şu şekilde. Yoksa rahat alıyorsanız. Alıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Omuz başıyla omuz başı denk gelecek şekilde. Şu an elimizde başlıyorum bir ön ve bir arka bedenimiz. Kesinlikle bir arka bir ön. Evet omuzdan başladım. Çizgilerim denk gelecek şekilde. Evet. İğneliyorum. Peki sizler bunu iğneli olarak dikebiliyorsunuz. Evet, ama ben izleyenlerimiz ilk defa dikiş yapanlar iğneli değil de T'li mi dikmeli hocam? T'li dikmeli. Kesinlikle acemiysek, işe yeni başladıysak, dikişi yeni öğreniyorsak asla hemen iğneleyerek dikmeyelim lütfen. Çünkü denk gelir gelmez prova yapmanız gerekir. Evet. Olmadığı zaman şevkiniz kırılır. O yüzden T'liyelim, işi garanti alalım. Giyelim, prova çıkarsa düzeltmelerimizi yapalım, öyle dikişimize geçelim. Evet, çok doğru. Şu şekilde. Terleme yöntemini de göstereceğim ama ben şu anda size terleyerek değil, vaktimiz sınırlı. Hemen makinede iğneleme tekniğiyle göstereceğim. Burada da bedende de bakın omuzu iğneledim şu şekilde. Koltuk altından başlayarak iğneliyoruz.
Kesinlikle etek ucundan gelmiyoruz. Koltuk altından başlıyoruz. Eteklerde de eteğin belinden başlarız. Yani iki ucu her zaman birbirine denk getirmeliyiz. Gelmek zorunda. Ama etek ucundan değil. Dediğim gibi koltuk altı ve bel hattından başlarız, evet. Sema'cığım. Oldu ki eteğimiz uzun olabilir, kısa kesmiş olabiliriz. 1-2 santim oynamış olabilir. İnşallah oynamaz ama oynadığı vakit hatamız olmasın. O yüzden, evet, koltuk altından başlıyorum. Evet, bir izleyicimiz yazmış, Derya Hanım. Benim de elim çok yatkın, çok sevindim, mutlu oldum böyle bir program hazırladığınız için diyor. Teşekkürler, sağ olsunlar. İnşallah ekran karşısında bizi izliyorlardır, memnun kalıyorlardır. Evet, yinelemeye devam ediyorum. Bu arada sorumuz için takipte kalın lütfen. Kayserimizle ilgili bir sorumuz olacak ve cevabı bilen ilk izleyicimize sürpriz bir hediyemiz olacak. Hatta ben hemen makineye geçeyim Sema Hocam. İlelemeyelim, vakit, tamam, kaybetmeyelim. Şunu o tarafa alabilir miyiz? Tabii, alabiliriz. Nasıl bir ip kullanmalıyız makinede dikiş dikerken hocam? Koton iplik bu. Yani normal bu şekilde masura, evet, bobin ip kullanabiliriz. Bir de iğnelerimiz, iplerimiz tabii ki kumaş özelliğimize uygun olacak ama Sema'cığım, evet, iğnelerimiz daha önemli. Şimdi bu diktiğimiz jarsi kumaşa benzediği için iğne çeşitlerimiz 9 numaradan başlar. 9, 11, 14, 16, 18. Evet. Biz bunda 11 numaralı iğne kullanıyoruz. Aksi takdirde dikmez kumaşımızı. Penyelerimizde dikmez. Penyemizde 11 numarayla dikeriz. Evet. 9 numarada tül, şifon, ince, çok hassas kumaşlarda, evet, dikiş yapılır. 11 ile de dikeriz hassas kumaşlarımızı. 14 numarada orta kalınlıkta, atıyorum patiska tarzı, hani orta kalınlıktaki, evet, kumaşlar mesela. Kot kumaşlarımıza. 16 numarada daha kalın. Yani numara büyüdükçe aslında kumaş kalınlığımız da büyüyor. Yani evet. Aynı şekilde doğru orantılı. Makinamızı açtık sanırsam. Evet. Gayet pratik oldu izleyenlerimiz. Biz size şimdi inşallah volan kesimi de göstereceğim. Evet. Pratik göstereceğim. Hemen dikişlerime gideceğim inşallah. Bu arada sorumuzu YouTube kanalımızdan cevap veren ilk izleyicimize sürpriz hediyemiz olacak. Lütfen YouTube kanalında takipte kalalım, kaymakla kalalım inşallah. İğnelerimi eğer iğneyle dikeceksek, ben iğneyle dikmek istiyorum diyorsanız, iğnelerimizi şu şekilde nasıl gösterebilirim? Dikişimizi şu yatay bir şekilde iğnelemeliyiz. Çekim alabilir miyiz? Şöyle. Bakın, iğnelerimi bu şekilde takarsam şöyle. Ben alayım şöyle. Bu şekilde. İğne bu şekilde takarım. Kesinlikle iğnem var hocam, üzerinden giderken kırılıyor vesaire sorular oluyor. Hayır, kırılmaz arkadaşlar. Dikkatli diktiğimiz takdirde yavaş yavaş. Hiçbir şekilde iğnemizde kırılma olmaz. Bakın, şimdi ben size dikeceğim. Başlıyorum. Evet. Pekiştirme yapıyorum. Yani sağlamlaştırma. Sağlamlaştırma dikişi yapıyorum. İğnemin üzerinden. Bakın, iğnenin üzerinden geçerken biraz yavaşlarsak iyi olur. Hatta dikiş ayarımı biraz yükselteyim. Evet. İpliğimiz bu tarafa doğru geldi hocam. Şöyle alalım. Tamam. Şöyle koyalım. Bakın, gördüğünüz üzere iğnem üzerinden geçti ve kırılmadı. Kırılmaz. Bakın. Gayet, evet, net oluyor sanırsam. İnşallah net olacak. Peki hocam, omuzları birleştirdik, diktik, dikişini tamamladıktan sonra ütü işlemimiz var bizim. Kesinlikle ütü şart Sema Hocam. Ütülemeden yapmıyoruz. Her diktiğimiz dikişimize ütü yapıyoruz. Ütü bizim için şart.
her diktiğimiz dikişi arasını açarak üstünü yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Ama dalgıç kumaşta kumaşımızın türü bakımından şu an ütüye ihtiyacımız yok. Şu anda yok. İhtiyacımız yok. Evet, diktim. Yanlara geliyorum. Patikte örebilir misiniz diyor Derya Hanım. Örgü programımızda inşallah dün vardı. Hocalarımıza iletiriz. Evet, dünkü programımız örgü programıydı. Evet. İnşallah hocalarımız duyuyorlardır. Sizlerin isteklerini dikkate alacaklardır. Bir izleyenimiz belirli günlerde mi olacak diye yazmış. Her güne başka bir branşta dolu dolu geçireceğiniz bir program olacak. Evet. Her gün farklı branş. Evet. Saat olarak aynı saatte, saat 3'te farklı farklı hocalarımız inşallah sizlere yardımcı olacaklar. Kurslarımız Covid'den dolayı devam edememekte ama bizleri ekran karşısında sizlerle buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kaymek Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katkıları çok fazla oldu. Çok teşekkürler. İnşallah en kısa zamanda kursiyerlerimizle bir araya geliriz. Bu arada gördüğünüz üzere iğnelerin üzerinden rahatça geçiyorum. Geçiyorum, evet. Evet, makinamız. Geçiyorum. O yerde iğnelemedim ben aslında ama bakın. Maşallah diyelim hocam, kırmadan ilerliyoruz. İlerliyoruz, sıkıntı yok. İnşallah sizler de pratikleştikçe zamanla aynı şekilde dikersiniz. Bu arada makinamız biraz hızlı. Makinalarda hız ayarımız da bulunmakta. Tabii ki. Bütün, hani makinenin özelliğine göre Sema Hocam bu makinamızda var ama çoğu makinamızda da yok. Evet. Ama kesinlikle iğnemiz dediğimiz gibi kumaşımıza uygun olmalı. Bunu penyede özellikle yaşıyorlar, kursiyerlerimiz yaşıyor. Hocam dikmiyor, ip atlıyor. İp atlamasının sebebi, kısaca böyle değinebiliriz. Evet. Ya iğnemiz oturmamıştır tam yuvasına, ondan atlar ya da kumaşımıza uygun değildir. Şimdi zaten o yüzden ip atlamalar böyle olur. Bir soru gelmiş. Evet, sorabilirler, bir şekilde evet. Sorularını yöneltebilirler. Ya aklıma gelmişken söylemek istiyorum şu anda... Dikerken aklıma geldi. Kursiyerlerin de sorduğu sorudur bu. Evet. İp alta boncuk boncuk yığılır, ip yığılır filan derler ki hocam alta yığılıyor. O zaman da üst ipiniz bol geliyordur. Tansiyon ayarı vardır. Sıkarsınız tansiyon ayarını. Evet. Oradan ipinizin gerginliğini ayarlarsınız. Bolluğunu engellerseniz yığılmaları önlersiniz. Evet. Üste boncuk boncuk geliyorsa Sema Hocam. Evet. Alttaki masuramızın ipi bol geliyordur. Masuramızı sıkarız. Masuramızda da küçücük bir pul vardır. Küçücük bir dayla sıkarak onu sağlamlaştırırız. Bu da izleyenlerimiz için güzel bir detay. Evet. Her makina bazen randıman veremeyebiliyor. Onun için makinamızın ayarlarını kontrol etmeliyiz. Makinamızın temizliği de her zaman çok önemli kıymetli izleyenler. Zaten bir parça kumaşta dikişe geçmeden önce evet. Giysimize deneme dikişleri yaparlarsa... Evet. Netliğini görürler, dikişin düzgünlüğünü, ondan sonra kumaşa geçerler. Ama dediğim gibi mutlaka prova olmadan dikmeyin sizler. Provanızı olun. Öyle geçin. İşimizin başında ve sonunda sağlamlaştırma yapmak da çok önemli. Başında da söylemiştiniz Tülay Hocam. Evet, galiba evet. Sonunda da yaptığınızı yapıyoruz, gördüm. Evet. Evet, çok güzel. Arka ortasına da fermuar çalışması yapacağız arkadaşlar. Dişli fermuar çalışacak Sema Hocam. Evet, dişli fermuarımızı hemen. Şöyle. Gerçi volyanımızı bugün keselim. Fermuara bugün geçmeyelim Sema Hocam. Geçelim. Volyanımızı tamam. Keselim. Birleştireyim ben etek öyle ucunun yapalım. Genişliğini, ölçüsünü almam gerekiyor volyan için. Hemen evet. Birleştirmemi yapayım. Bu arada manken üzerinde bulunan kırmızı kıyafetimizde de volan çalışması yapılmıştır. O volan çalışmasını biraz detaylı çekim alabilir miyiz? Bu elbise üzerinde de volan çalışmasını bu şekilde yapacağız. Evet, kesinlikle. Hemen size şimdi şurayı hızlıca dikeceğim. Pratik bir volan kesimi göstereceğim. Şu an arka ortasını dikiyoruz evet, değil evet. mi Tülay Hocam? Birleştiriyorum. Neden? Elbisemi birleştirmeliyim ki etek ucu ölçümü alayım. Ona göre volan kesimi yapacağım. O yüzden dikiyorum.
Tülay Hocam, fermuar açıklığı bıraktık mı? Bıraktım fermuar açıklığı. Kesinlikle fermuar açıklığı bıraktım. Bu da önemli bir detay. Bazen unutup dikebiliyoruz hızlıca. Şimdi şöyle söyleyeyim. Metal dişli fermuar kullanacağım için açıklık bıraktım. Yani göz kararı bıraktım. Burada fermuarı almadım. Biraz acele ediyorum. Gizli fermuar çalışacaksa kesinlikle alt tarafı dikmiyoruz. Fermuarımızı yerleştirip inşallah ileriki programlarda yapacağız. İnşallah. Önce fermuarımızı oturtuyoruz. Daha sonra etek ucuna doğru dikiş yapıyoruz. Bu arada öyle daha sağlıklı oluyor. Evet, çünkü bir sorumuz olacak izleyenlerimize. Tabii ki. Soralım mı, ne dersiniz? Ha, tabii ki soralım. Ben de izleyicilerden soru varsa alabiliriz. Soruları varsa lütfen yönelsinler, yardımcı olalım. Evet. Kıymetli izleyenler, sorumuzu soruyorum. Hazır mısınız? Bilene YouTube kanalı üzerinden cevap veren ilk izleyicimize sürpriz bir hediyemiz olacak. Bizden hatıra kalsın inşallah. Sorumuz, dünyanın ilk ticaret merkezi olan Kayseri'de bulunan kil tabletlerin çıkarıldığı yer neresidir? Evet, tekrar ediyorum sorumuzu. Dünyanın ilk ticaret merkezi olan Kayseri'de bulunan ilk ticaret merkezi neresidir? Evet, cevabı bilen ilk izleyicimize sürpriz hediyemiz olacak. Bakalım ilerleyen dakikalarda ilk bilen kişiyi açıklayacağız. Evet, Bünyan yolu üzerinde, ben de ipucu vereyim. Evet, biraz ipucu verelim Tülay Hocam. Bünyan yolu üzerinde yerimiz, inşallah bilirsiniz, en kısa zamanda ilk bilen zannedersem. Cevaplar gelmeye başladı bile. Bakalım bu şanslı kim olacak? Şimdi elbisemi birleştirdim. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde birleştirdim. Evet. Şu an sıfır kollu bir elbise olarak oldu. Bile kolsuz diyebiliriz. Biz ama bunu kollu çalışmayı düşünüyoruz. Kapri kollu yapıp hatta ucuna volan da koyabiliriz Sema Hocam. Şimdi volan keseceğim için eteğimi birleştirdim. Bakın alt tarafı dar yaptım. Çünkü volan kalem etekte güzel duruyor Sema Hocam. Evet. Ölçeceğim. Buyurun şu hocam. Etekteki. Etek ucunun çapını etek ölçeceğiz. Etek çapını ölçeceğim. Ve ona göre volan keseceğim. Yapılacak. Aynen. Çok şuradan güzel. Mezurumu alıyorum. 41. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Heyecan dorukta. Bakalım. Cevabı ilk veren izleyicimiz kim? Hangi ben de tane? Merak ediyorum. Çok fazla cevap 81. geldi. 81 santim etek ucumun çapı geldi. 81. Şurada biraz eğriliğim var. Onu makasla düzeltelim sana hocam. Tabii ki. Buyurun hocam. Peki etek ucundaki eğriliği düzeltirken neye dikkat etmeliyiz? Yani nasıl yerleştirmeliyiz ki tam düzeltebilelim? Şimdi ben cetvelle düzelteceğim Sema Hocam. Tamam. Hemen cetvelimi koyacağım. Size eğriliğimi alacağım. Sabunla vereyim hocam. Şu şekilde. Bu arada cevaplar geliyor ama tam anlamıyla. Alamadık evet, alamadık. Yarım oluyor. Aslında çok bilinen bir yer. Tülay Hocam'ın da dediği gibi dünya yolu üzerinde. Kayseri merkezi 15 24 kilometre zannedersen. 24 kilometre hocam, evet. Yakınlıkta. 24 kilometre uzaklıkta. 81 santimdi. Şimdi eteğimi hemen elbisemi şöyle kenara alıyorum. Evet, şimdi volan kesim için kumaşımızı volan sereceğiz. Volan keseceğim, evet. Şöyle hemen onu açalım. Pratik volan kesimi gösteriyorum. Tabak üzerinden göstereceğim ama tabak burada bizim için bir sembol. Hani yuvarlak, daire olması için tabak seçtim. Herhangi bir şey olabilir. Evinizde bulunan bir oyuncak bile olabilir. Yeter ki yuvarlak olsun. 81 santimdi çapımız. Bu tabağımızın çapı bakalım kaç gelecek? Evet, çok fazla cevap geldi. Galiba herkes biliyormuş. Biraz kolay bir soru sorduk herhalde Tülay Hocam. Bir dahaki programa sorumuz bu kadar kolay olmayacak. Zor olacak inşallah. Evet. Olsun, bilsinler Sema Hocam, ne güzel. Evet, çok güzel ama hiç bakalım bilen, şanslı tarihçi kim? Bunun çapını ölçtüm tabağımı. 78 geldi. Benim çapım 81'di.
Zaten birkaç santim eksik kesiyoruz. Neden? Kestiğimiz vakit kumaşımız esneyecektir verev olduğu için. Bakın burayı kestiğimizde göreceksiniz kendini bırakacak kumaş. O yüzden birkaç santim eksik olması bizim için kafi. Sabunu alıyorum elime. Bu arada cevaplar gelmeye devam etmekte. Gerçekten çok kolay bir soru sormuş Süley Hocam. Yok hayır kolay ama, değil ama ne güzel. Evet, bildiklerine sevindim. Evet cevabı tam doğru var. Yazan izleyicimiz. Net hediyemizi cevap alamıyoruz zannedersen. Evet. Şimdi ben devam edeyim siz oradan bakarken. 30 santim volan genişliği yapacaktık etek ucumuza. Şurada gördüğünüz gibi mankenimiz üzerinde de volan çalışması var. Bu şekilde volan keseceğim. 30 santim genişlik verdiğim için bakın çevresini hesapladım. 1-2 santim eksik geldi kafi dedim. Neden? Çünkü kendi bırakacak kumaş. Evet. Hatta bunu daha esnek bir kumaşla triko, penye gibi kumaşsa 10 santim bir eksik verebilirsem hocam. Evet. Çünkü çok bırakıyor kendisini geniş oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz Tülay Hocam? Volan keserken daha fazla esnek kumaşlarda 10-12 santim bıraksınlar. Dar kesebilirler çünkü kesinlikle. Kumaş kendini bırakıyor. Tabii tabii. Şimdi evet. Çok güzel denk geldi bizim. Hı hı. 30 santim etekte volan çalışacağım için bakıyorum. Yerleştirirken bakın. Volan genişliği isteğe bağlı olarak 50 santim. Tabii tabii biz 30 santimlik bir volan düşünmüştük. 30 santim evet hemen şöyle dairemi çiziyorum. Bakın. Bu pratik. Biraz kumaş fazla gider ama çok güzel bir volan olur. Kumaşım az kaldı hocam. Ben volan evet. istiyorum diyorsanız size onu da göstereceğim. Daha az kumaşla. Biraz volanınız az olur ama kumaşınız yoksa o şekilde de kesebilirsiniz. Döküm az olur. Kesinlikle ama kumaşta ne elinde kalan kumaşına göre değerlendirebilir. Şimdi bakın etrafından. Bir şey geldi, hocam. Tabii, bu şekilde tabii. Tam daire bir kloş etek de kesebiliriz değil mi? Evet şimdi biraz sonra göstereceğim. Kumaşları olmadıklarında kesecekleri şey de daire etek kesimi aslında. Daire etek kesiminden volan oluşturacağım. Çok onda güzel, daha çok az pratik. Kumaş gidecek. Evet. Kursiyerler mağdur olmasın diye ellerinde kumaş kalmadığı zaman yöntem geliştiriyoruz. Şöyle bakın 30-30. Türe Hocam bu arada soruyu evet. bir kez daha soralım mı? Tabii ki. Doğru cevaplar tabii. tam gelmesi gerekiyor. Tabii doğru ki. Ve tam cevabı ben yazan. Ben biraz işe kaptırdığım evet. zaman şey kusura bakmayın hızlı ilerliyorum ama inşallah evet. ekran başında takip edin. Şu anda kanalımızda çok yoğun cevaplar geldi ama cevabı doğru ve tam yazan kişi kazanacak. Soruyu yöneltiyorum. Dünyanın ilk ticaret merkezi olan Kayseri'de bulunan kil tabletlerin çıkarıldığı ticaret merkezi neresidir? Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta Bünyan yolu üzerinden gidilmektedir. Net cevap mı alamadık Sema? Evet yani eksik geliyor ismi. Merkezin ismi tam doğru gelmedi şu an. Tamam inşallah gelir zaman var. Evet. Ben devam ediyorum yine. Ben biraz iş aşkı ve şevkiyle evet. hızla devam etmek istiyorum. Ne kadar fazla gösterebilirsek ne kadar... Evet, faydalı olabilirsek faydalı o kadar mutlu olacağız. Zamanımızı iyi değerlendirmek evet. istiyorum. Gayet de pratiksiniz hocam maşallah. Bu yani, kadar kısa sürede. Öyle olduğumu söylüyorlar Sema Hocam. Biraz pratikçiyim de. Evet. Eliniz de çok alışmış. Hızlı hızlı evet, çiziyorsunuz. Şöyle hemen evet. çiziyorum. Zamanla dikiş dikenler pratiklik kazanıyor Sema Hocam. Evet. Sizler de öylesiniz. Şöyle evet. yakından biraz... Şöyle gösterebilir miyiz orta kısımda olan yuvarlaklığı? Evet tabii ki tabağımız dairemizi evet. çizdik. Eteğimizin çapını ölçmüştük. Evet. Daireyi çizdikten sonra volan boyumuz neyse biz 30 santim genişlikte volan istemiştik. O yüzden ben 30 diye etrafından kesik kesik işaretler aldım. Sonra gayet onları güzel. Birleştiriyorum. Evet. Sonra hızlıca bir kesim yapacağız inşallah. İnşallah. Hemen keseceğim. Kısa zamana çok iş sığdırdık diye düşünüyorum bugün. İnşallah. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Hemen makasımı alayım. Buyurun. Şimdi. Evet. Şöyle ortadan bir çıt atıyorum. Evet cevaplar ortada tam gelmeye başladı bu arada. Bir santim kadar dikiş payı bırakıyorum ve kesiyorum. Acaba bilen kişi kim? Merakla bekliyoruz. Bu arada sorumuz varsa alabiliriz. Sema Hocam, başka bize sorularımız. Şu an herkes evden. Sorduğumuz soruya odaklanmış durumda. Peki, olursa sorabilirler. Evet.
Evet. Birkaç dakikadan doğru cevabı veren izleyicimize açıklayacağız. Bu arada Tülay Hocam golanı kesmeye başladı. Evet, ben kesiyorum Sema Hocam. Siz ekran başındaki izleyicilerimiz inşallah izleyebiliyorlardır. Şu şekilde ortasını oyarak kestim. Şöyle. Evet, şöyle yardımcı evet. olursan Sema Hocam. Şu anda dikişsiz bir volan kestim. Takarken göstereceğim. Şayet bu dar geldi, eteğimize dar geldi. O zaman bir tık aşağı inip şuradaki dikiş payımı keserek daha da derinleştireceğim. Evet. Çapım daha da büyüyecek Sema Hocam. Evet, inşallah. Sıkıntı olursa. Ki olmayacağını düşünüyorum. Kumaş ağırlık yapabilir. Tülay Hocam biraz toplamak istiyorum şu şekilde. Tabii ki. Şöyle koyalım. Ellerinize sağlık. Verdiğiniz pratik bilgiler için teşekkür ederiz demiş Emel Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Için. Umarım faydalı oluyordur. Bizim evet. burada amacımız sizlere faydalı olabilmek. Zamanınızı boşa geçirmek istemeyiz. Bizim için bir saat vakit ayırıyorsunuz. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Şu şekilde devam ediyorum. Döndürerek devam edebiliyoruz. Döndürerek kesiyorum. Tek kata olduğu için rahatça oynatabildik evet, evet. hani masa üzerinde. Kesinlikle. Çevirebildik Şimdi pardon. Şimdi ben hemen sizlere diğer şekli de göstereceğim. Şu kesim işimi bitireyim. Ben şu kumaşı alabilir miyim? Tabii ki. Daha rahat kesmeniz için. Evet. Gayet güzel oldu. Tam daire bir. İnşallah. Volanımız döküm evet. döküm volandı. Kollarda da bunu uygularsak güzel olur Sema Hocam. Evet. Kol ağzlarında Bakın, değil mi? Evet. Çok şık bir olur. Volan. Şöyle göstereyim. Evet. Bir detay var. Volanı şimdi böyle tuttuk ama daha esnek kumaşlarda çok fazla açtığımız zaman esneyebiliyor değil mi? Esneme tabii, tabii. bolluğu Baktım oluyor. Baktım ki çok oldu. Fazla kestik olabilir. Yanlış ölçü almış olabiliriz. Ya da kumaşımız kendini çok bırakmış olabilir. O zaman da hemen yöntem geliştiriyoruz. Hemen ortadan bir kesik atıp arka evet. ortasını dikişli yapıyoruz. Zaten kumaşımızın arka ortası dikişli. Dikişini dikişine denk getirerek dikişli volan oluyor. Sıkıntı değil yani. Evet. Ben volanda dikişi sevmediğim için bu şekilde yaptım. Bu şekilde daha güzel oluyor. Ki bir de onu söylemek istiyorum. Arka ortasında etek ya da elbiselerde mutlaka dikiş yapalım. Diğer türlü evet. oturdukça esneme yaptığı için çok çirkin bir görünüş oluşuyor. O yüzden tavsiyemiz arka ortasında dikiş kullanmak. Bakın şimdi düz yüzün neresi? Evet. Şurası. Şimdi, burada da takarken... Buradan yazmışlar. Cevabı ne zaman açıklayacaksınız? Bilen kişiyi ne zaman açıklayacaksınız diye sormaktalar. Biraz ilerleyen dakikalarda açıklayacağız. Inşallah. Şimdi volanı elbiseme geçireceğim Sema Hocam. Evet. Kestim bakın. Düz yüzü düz yüzüne. Bakın şurası düz yüzü. Hı hı. Şöyle. Volanımın da düz yüzü. Şöyle düz yüzünü düz yüzüne gelecek şekilde kapatıyorum. Bakın evet. takıyorum. Şöyle yaptım. İç içe geçirdim yani aslında. Bakın. Gördün mü Sema Hocam? Tutarak. Eşit. Hemen yardımcı olur muyuz? Tabii ki. Hatta şöyle yapalım Sema Hocam. Evet, İki kenardan önce iğneleyelim ki eşit olsun her yerde. Evet. Şöyle yapalım. İki kenardan önce iğneleyelim. Evet. Volanımızı yani ortalayalım. Yani iki yan dikişten. İki yan dikişten. İğneleyelim. Volanımızın hafif bir şey olursa evet. yedirme yaparız. Yedirme yapabiliriz. Gayet güzel olacak volanımız. Edersen. Evet tam da ölçüye göre bir tabak seçmişiz. Evet aslında tesadüf oldu ama eğer olmasaydı genişletecektik ya ama da hocam, daraltacaktık. Siz zaten çizim konusunda bir santim daralttığınız için de tam gelmiş. Öyle Çok güzel. Hocam. Evet. Şimdi. Şöyle taktık. Şimdi iğneledim. Çok şey yapmadım. Bir gösterebilir miyiz Tülay Hocam? Tabii ki.
Şu anda iğneli olduğu için formu çok belli olmayabilir ama. Şöyle tutsam. Durun hocam. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Olanı. Evet, dökümü bakın. Gayet güzel olmuş Tülay hocam. Güzel. Bunu diktiğimiz vakit daha da iyi olacak. Evet. Şimdi bunu birleştirme dikişimi yapmadan diğer kesimi de gösterelim Sema hocam. Hemen sıcağı sıcağı. Bunu dikeriz, birleştiririz. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Hemen. Şu kumaşımızı mı vereyim? Bakalım hangi kumaşımız var. Zaten burada göstermelik yaptığım için ölçü çok önemli değil. Evet. Kumaşımızın el verdiği kadar. Evet. Bir başka teknikle olan kesimini göstereceğim. Daire tek tekniğiyle göstereceğim. Bunda daha az kumaş gider ama aşağı yukarı aynı görüntüyü de elde edebiliyoruz. Bunda biraz daha fazla volen oluyor. Bunda biraz evet. Az oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çoğu kez de hatta ben kursiyerlerimi o şekilde kesiyorum evet. Sema hocam. Biraz ben ekonomik oluyor. Bir hocayım açıkçası. Çok kumaşların israf olmasını istemiyorum. Aynı görüntüyü verdikten sonra sıkıntı değil. Kesmeyeceğim ama çizeceğim sadece. Şimdi etek ucumun çapını ölçmüştüm az önce hatırlatayım. 81 santim gelmişti. 81 santimi 3'e böleceğim. Evet hocamızın göz kararı çok iyi demişler. Çok teşekkür ediyorum. Umus Hanım. Umus Başgöncü. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Şimdi 81 santimde 3'e bölüp eksi 1'ini alıyorum. Vakit ne çabuk geçiyor değil mi Tülay evet. Hocam? Bir saate sığdırmak çok zor ama. 23. Şuradan ölçtüm. Eksi 1'ini aldım. Köşeden bakın kumaşım katlı. Biraz ben bir şey yapayım. Yetmediği için. Göz kararı 15 diyeyim. 15 santim diyelim atalım. 15. Kumaşın köşesinden. 15. Aynen kumaşımın köşesinden. Evet. 3'e bölüp eksi 1'ini alıyorum. Ben şimdi hayali bir rakam söyledim. 15 formül. Kesinlikle. Daire tek keserken de böyle keseriz. Evet. 15 kesiyorum. Çizdim. Sonra volan boyum neyse 30 santim, 30 aynen 30 diye devam ediyorum, çiziyorum. Kestiğim vakit, keşke kesebilseydik bunu evet. Ama ziyan ama etmek istemiyorum çünkü kolumuzu keseceğiz, evet. Kol volanımızı keseceğiz. Bir sonraki programda şu şekilde kumaş gibi. Katı bakın burası katlı. 3'e bölüyorum, etek ucunun çapını, eksi 1'ini alıyorum, çizdim. Şu ara 30 santim, 30 diye ölçüyorum. Kestiğim yer volen oluyor sana evet. Hocam. Yani az önceki görüntüyü de bu şekilde. Yani orada biliyoruz. Biraz fazla volen olacak, burada az olacak. Çok sıkıntı değil. Kumaşımız evet. El vermediğinde bu şekilde kesebilirsiniz. Evet. Gayet güzel bir bilgi oldu burada. Çok teşekkür yani ederim. Yani ne kadar Tülay bilgi hocam. Verirsek o kadar memnun oluruz. Ben istiyorum. Kısa evet. Sürede çok şey öğretmek istiyoruz. Evet. Ben hemen isterseniz birleştireyim. Vaktimiz varsa. Evet. Birleştirmedik. Biraz daha vaktimiz var. Ben geçeyim. Evet. Siz onu birleştirirken ben de birkaç dakika sonra cevabı bilen izleyicimize açıklayacağım inşallah. Tülay hocam. Efendim. Buyursam hocam. Evet şöyle birleştirirken şu kısımdan mı başlasak? Yok fark etmez şimdi arka ortasından başlarım. İğneledim, terlemeyeceğim, dikeceğim. Evet, yine iğneli dikeceksiniz i̇ğneli hocam. Dikeceğim, evet, aynen. Daha pratik. Hiç gerek yok ama sizler dediğim gibi terlerseniz çok daha iyi olur. Evet, Şenay Hanım lütfen. Güzel bir program oldu. Tebrik ve teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Şenay Hanım. Memnun kaldılarsa ne mutlu. Evet. Evet, başlıyorum. Dikeceğim. Şu şekilde yine ilerledim Sema Hocam. Evet. Yatay bir şekilde iğnelerimi taktım. Yine iğnelerimizin üzerinden aynen, yavaş dikeceğim. Evet. Bu arada dikiş ayarını düzelttiniz galiba. Evet, biraz yükselttim dikişini. Yok, o kadar önemli değil ama çok biraz vakit olsun diye hızlı adımlarla dikeyim evet. Diye. Burada çünkü onu da sormuşlar, çok o yüzden cevaplamak istedik. Çok sıkı dikiş olmasın. 2,5 ayarı bu makine için geçerli. En ideal 2,5 bunda. Evet. Puff makinalarımız. Ama yine kumaş özelliğine göre tabii de ki, değişebilir. Tabii ki değişebilir. Çok sıkı dikiş iyi değildir. 2-2,5. Makineye göre değiştiği için şimdi özellik ve şey vermek istemiyorum. Şu anda elimizdeki makineye göre. Evet. Sorumuzun cevabı geldi mi Sema Hocam? Gelmek üzere. Biraz heyecan yapmak istedim. Biraz kolay bir soru sormuşuz. Cevap verenler çok oldu ama tam ve doğru cevabı yazan tabii ki az.
bakalım kim? Ben de merak ediyorum Türey Hocam. Evet, dikiyorum. Evet, bir hanımefendi yazmış, etek mi diye. Hayır. Hayır. Etek ucu volanlı elbise dikiyoruz. Kalın elbise dikiyoruz. Evet, açıklarsınız. Bir sonraki programda da malzeme listesinde belirtmiştik. Tela, tefix. Bunların kullanımını göstereceğiz. Yani yaka pervazı tekniğini, fermuar tekniğini göstereceğiz bir sonraki programda. Önümüzdeki yine, evet, malzemeleri hazır olsun izleyicilerimizin. Yani şu an ekran karşısında bizimle birlikte dikenler varsa devam edeceğiz. Önümüzdeki ders tamamlayacağız. Şık bir elbise inşallah. Evet. Üzerini de vaktimiz kalırsa aynen aplike tekniğiyle Türey Hocam'ın dediği gibi aplike tekniği manken üzerindeki kıyafetlerimizde de aplike tekniği kullanılmıştır. Evet, manken üzerimizdeki kıyafetlerimizde tekrar ediyorum aplike tekniği kullanılmıştır. Evet, her iki taraftaki elbisemizde de aplike tekniği. Sade bir kıyafetimizi aplike yaparak süsleyebiliriz, işlemeler yapabiliriz. Mesela evde olan parça kumaşlarını izleyenlerimiz şu şekilde parça kumaşlar herkesin elinde bulunuyor. Bulunmasa da bunlar çok uygun fiyata satılmakta elde edebiliriz. Ama her şeyi değerlendirmek çok güzel hazır giyimde. Biz inşallah diğer programa bu parçayı elbisemiz üzerinde aplike tekniğiyle süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz inşallah, güzelleştireceğiz inşallah. Sade giymek isteyenler, sade giyer, süslemek isteyenler bazen çok pırıltılı, ışıltılı, süslü giymek istiyor. Bak Sema Hocam tam denk geldi. Değil mi? Çok güzel. Hiç, zaten iğnelerken hiçbir pürüz gelmedi bakın. Tam hiçbir şekilde bollukta olmadı. Evet. Şöyle hemen makinamı kaldırıp önümü açayım. Diktim. Bakın izleyicilerim. Evet. Şu şekilde. Hiçbir sıkıntı olmadı. İğnelerimizi unutmayalım. Batmasın. Evet. Şöyle. Çok etek mi dedikleri için belki geç açmış olabilirler. Bilemiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle ayağa kalkmak isteyebilirim. Şu şekilde. Bir sonraki programda prova mankenimizi, elbisemizi giydirip netliğini görebiliriz. Evet, kesinlikle prova mankenimizi giydirelim, bitmişini gösterelim. Kolunu yani, takacağız. Aynen, program heyecanıyla devam etmekte inşallah haftaya. Şurada fermuarımız vardı Sema Hocam. Evet, gizli fermuarımız var burada. Gizli de olabilir. Bir bunu da gösterelim. Gizliyi de göstermek istiyorum. Evet, ikisini aynı anda göstermek istiyorum. Önce gizli fermuarı gösterelim. Bunu takmayı sadece size göstermek amacıyla yapacağım, öğretmek için. Daha sonra bunu formalite yaparız Sema Hocam. Bunu kaldırıp dişli fermuar dişli çalışmak fermuar istiyorum. Hem iki fermuarı da göstermiş bir oluruz. Bir sonraki programda kesinlikle her iki fermuar tekniğini ve yaka temizleme tekniğini, pervaz tekniğini göstereceğiz. Çok önemli bir detay. Kol göstereceğiz. Evet. Kola, aplike tekniği göstereceğiz. Kola volan da yetişirse hemen volan kesip kola da volan koyarsak. Şu kısa da olsa benim kol ağzımdaki gibi. Aynen. Böyle farklılık olur, güzel olur. Elbisemizi farklı tamamlarız. Olur. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Varsa kolda kesebilirim fakat ama soruyu bir daha hatırlatalım tabii mı? Tabii ki tabii. Gerçekten çok cevap veren olmuş. O yüzden soruyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Dünyanın ilk ticaret merkezi olan Kayseri'de bulunan kil tabletlerinin çıkarıldığı ticaret merkezi neresidir demiştik. Cevabı veriyorum. Kültepe Kaniş Karum. Ve cevabı bilen ilk kişi Büşra Ünal. Evet, hediyemizi kazandınız Büşra Hanım. Hayırlı çok teşekkür olsun ediyoruz bu arada. Bizleri izlediğiniz için. Tebrik ederiz. Aynen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Için. Dolu dolu İnşallah bir program umarım oldu. İnşallah yararlı olmuşuzdur. Sizlerle güzel vakit geçirmişizdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İnşallah. Sağlıkla, huzurla ve kaymakla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.